Ben yani çok özür dileyerek bir araya girebilir ben miyim farizli... lütfen devam edin ama ekranda bir son dakika bilgisi var onu seslendirmem lazım Y. malum İzmir'de bir sokak röportajı verdikten sonra tutuklanmıştı çok hızlı bir şekilde, jet bir şekilde iddianamenin hazırlandığını görüyoruz. Normalde hep tartışıyoruz ya bir seneyi, bir buçuk seneyi bile bulabiliyor bazı davalarda iddianamelerin hazırlanması. Ama bakın burada birkaç gün içinde hazırlanan bir iddianame var ve avukatı Hüseyin Yıldız'ı diyor ki kamu davası açıldı, duruşma günü verildi, yeni gelişme bu. Cumhurbaşkanına hakaret halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarıyla iki farklı suçlamayla tutuklanmıştı Dilrubaye. Sokak röportajında Instagram'ın kapatılmasını eleştiriyordu ardından da e, hakaret içeren bazı ifadeleri vardı özellikle e, AK Parti'ye oy verenlerle ilgili ama işte üzerine hep konuştuk. Bir hakaret davası açılabilir miydi, farklı bir süreç işleyebilir miydi diye ama tutuklu olarak yargılanacak Dilruba ve hızla bir hafta içinde bir iddianame hazırlandığını görüyoruz. Kamu davası açılmış durumda ve duruşma günü dahi belli oldu. Dilruba yeğenin bu açıkla bu bilgiyi de bir aktarmış olalım. Müslüm Sarı lütfen devam edin. Tabii bir yandan hani hem bunları tüm bu gelişmeleri konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz ama elbette tüm bu gelişmeler, hukukta yaşananlar, tüm bunlar birbirinden ayrı değil. Bir şekilde dönüyor, dolaşıyor, birbirine bağlanıyor zaten. Evet. Yani sonuç olarak çok da uzatmayayım bu bahsi. Sonuç olarak şöyle bir durum var. Sonbahardan itibaren faiz oranlarının Ekim ayından başlayarak indirileceği bir patikayı Türkiye yaşayabilir. öbür türlüsü sürdürülemez. ama bu sıkılaşmanın yine devam edeceği anlamına geliyor. Sonuçta şöyle bir şey olacak damlanın önümüzdeki süreçte faiz oranlarında kısmi indirim olsa bile Reel faizler yüksek kalmaya devam edeceğinden önümüzdeki dönem büyüme oranlarının Türkiye'nin kendi potansiyel büyüme oranlarının altında kalacağı, dolayısıyla işsizliğin artacağı, istihdam kayıplarının e, olacağı, e, öte yandan da bu özellikle hizmet enflasyonu sebebiyle ve bu kamu zamları sebebiyle enflasyonda da istenilen kazanımların bütün bu fedakarlıklara rağmen yani büyümede ve istihdamda yapılacak fedakarlıklara rağmen onunla orantılı bir biçimde çok hızlı düşmeyeceği bir patikanın Türkiye'nin önünde olduğunu değerlendiriyorum. Bunun adı